Halımıza yüreğinizde bulunduğumuz coğrafya. Hoş geldiniz. Şöyle bir rehber yolculuğu yapıyoruz. Metin Muhtar var. Sayın Tiyatro Dursun da burada. Murat arkadaş da İstanbul'da gelmiş. Evet. Çok hayırlı yolculuklar. Aynen öyle. Tiyoş, nereye gidiyoruz şu anda tiyatro? Şu anda Emredere mezrasında müşteri var. Alacağız, Rafa'ya döneceğiz. Ha. Gidebilecek mi sence bu karda kıyamette? Bu yollara alışkındır bu arabalar. Ona göre yapılmış. Zincir takılıyor. Kış aylarında böyle gidiyor. Evet. Evet. Bunu yapacağı bir şey yok artık. Arkadaşlar şöyle dereden yukarıya doğru çıkıyoruz. Nasıl sen kemşe yolu temizlenmiş ya. Aşağıda açık mı yol abi? Yok. Doğru çıkıyoruz. Yani köyümüzün mezrasına burada bir geçeyim. Köyümüzün mezrasına doğru gidiyoruz. Böyle göstereyim sizlere oradan da. Aslında sen burayı tapallaman lazımdı traktörler. Sayın Muhtar. Aynen. Ha? Tapanı takar. Göstereyim sizlere. Dursun ağa tiyatro dursun fenomen ya, kitleler tiyatro dursun diye başka bir şey demiyor. Vallahi ya, bu son zamanlarda da her videoda var yani. Şöyle 5 tane videoya geldik misafir olarak. Tabi canlı yayınlar sen olmadın mı olmuyor tiyatro. Sıraca sana sonra talip çıkar ha kanallarda. Çıkar. Sen biraz daha sormazsın çıkar. Yok. Yani yalanla uydursak, şimdi oğlum gidenlere söylüyorum, yalan söylemiyorsun. Yani bu işte olmuyor, evet. Yalan olmaz tabii ki. Oğlum gidenlere işte maceraları anlatıyoruz. Aynen öyle, tiyatro dursun. Evet, şöyle göstereyim. Bu, geçen bu şekilde Erzincan'a gittiğimizde böyle bir kar yığıntıları yoktu. Yollar açıktı ama bu sefer baya kötü bir şartlarda yolculuk yapacağız. Özellikle de Abbas Ağa daha sıkıntılı arkadaşlar. Geçit vermiyor bazen bizlere. O lastik takmadı mı bizlere? Taktı da. Niye zincir vuruyor? Biraz kalacak. Arkadaşlar mezramıza geldik. Burası Emirdere mezrası. Kar kaplamış her tarafı zaten. Evet. Kim geliyor burada? Abi? Onlar abi geliyor dedi. Evet arkadaşlar, daha güzel göstereyim. Geçen söylemiştiniz cam buharlı diye. Camı bir silseydin diye de bu sefer camı silmeme gerek yok. Camını şöyle mezra göstereyim size arkadaşlar. Böyle dağların arasına gizlenmiş. Tamam da cam açık olmasa buhar yapar. Yok. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Hüseyin Kibre. Günaydın. Günaydın. Abiler al gibiydi abi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Merhaba Hüseyin. Merhaba canım. Gelmedi yolcular. Yolcular geliyorlar. Tamam gel. Sen neredesin tamam? Sen niye ben çağırdın? Bu adam... Al köpek kime kulağı kesik ya? Bu adam herhalde o değil mi? Çünkü öyle. Selamünaleyküm. Hoş geldin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köpek de güzelmiş ya. Bunu alsam mı ne yapsam? Alalım. Vallahi. Sakat gibi bir şey ya. Burada bir cacık olmaz. Çapık basıyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Abi hemen. Arkadaşlar şöyle. Köyde böyle arkadaşlar. Tam böyle karşı tepenin dibinde. Arkadaşlar buralarda bayağı karşısı tepe. Buna tam dip. Yazın çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu yukarısı da Cafolu köyü. Arkadaşlar Murat kardeşimiz de kendisi yönetmen. Selam. Belgesel çekiyor da bizi çekmiyor arkadaşlar. Bizim buraları çekmiyor. Turistik yerleri çekiyor. Ama buranın güzelliğini gerçekten daha keşfedememiş. Çünkü dolaşmamış. Buradaki kaya mezarları, geçmiş tarihte Ermeni yerlerini bilmiyor kendisiniz. Ya kıymetini biliyoruz da. Yerleri bilmiyorsun sen. Ben buradaki kaya mezarı heykelleri görmedim. Göstermeyeceğim sana. Kazarlar. Gösterirsin gelip kazarlar.
Arkadaşlar tarihimize sahip çıkıyoruz. Ben böyle bir... Şu yukarıda da var arkadaşlar gerçekten. Güzel işlenmiş mezarlıklar var. Böyle köy, böyle mezra, böyle arkadaşlar. Şöyle kısaca çekeyim size dedim. Göstereyim ve devam edeceğiz. Gel. Arkadaşlar bu da bizim hocamız. Cenaze, Dursun Hoca. Cenaze, gömme, çıkarma. Bütün işler ondan sonra oluyor arkadaşlar. Hoca geçen bizi korkuttu. Herkese günaydın. Sosyal mesafe. Sosyal mesafenizi lütfen koruyunuz bakın. Gerçekten maskesiz gidin diyor. Bak hocayı Allah koruyor. Bak maske falan takmıyor gördün. O adam keramet sahibi. Buna karışmayın. Biri suyun yanına gitmez mi? Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle geldik. Yastığın altında anam var. Mezramıza geldik. Buradan da böyle bir refah yolculuğu yapacağız. Gerçekten çetin bir yolculuk arkadaşlar. Refah bayağı da güzel. Evet şöyle. Evet. Bak yeriz. Şöyle devam ediyoruz. Aşağı köy boy bir geldi. Burayı da böyle çekelim. Yolcular bekliyor yolun üzerinde. Gerçekten kanlı biliyor. Böyle sizlere göstereyim. Çoğu arkadaşlar cenazeler var. Ondan ötürü de. İstanbul'a gidiyorlar arkadaşlar. Yolcular var. Böyle köy boşaldı. Kimse de kalmadı zaten. Kışın bu köyde kimse kalmadı arkadaşlar. Son yolcular da bunlar. Arıkaya diyor iyice. Şöyle köy minibüsünü göstereyim. Doldu minibüs. Daha da olmadı ya. Vardı yolcu almadı yeri yok. Bu Abasay iyi çıkar. Fethi Muhtar bu. Yolcu çok ya bugün. Arkadaşlar kalabalık İstanbul'da da cenazeler var. O yüzden dolayı biraz da yoğunuz. Hem üzüntülüyüz aslında. Yapacak da bir şey yok işte. Her nefis ölümü tadacak diyor Hazreti Peygamber. Şöyle dereden aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar. Geçen videomuzda göstermiştik sizlere. Bir daha rampa yukarı çıkacağız. Tepeleri aşacağız. Kasabaya gideceğiz. Geçen Erzincan'a gitmiştik. Erzincan'ı sizlere çekmiştik. Bugün de Refah'a pazarına bir gidelim bakalım. Ne var ne yok böyle size göstereyim sizlere de. Bir yol oldu. Size bunu da göstereyim. İkinci bir yol şansımız arkadaşlar. Ama merak etmeyin sırtta biraz sıkıntı çekeceğiz. Fethi Muhtar. Burası açık mıdır şimdi? Ondan mı buradan giriyorsun? Evet. Geleceği açmış. Ha. Normalde arkadaşlar. Normalde Abasağ Dağı'ndan çıkıyoruz. Yani yol kapalı olduğu için başka alternatif yol kullanacağız. Böyle. Minibüsün içinde çekeyim arkadaşlar işte köy minibüsü, köy hayatı, köy yaşantımız. Ayhan abi nasılsın? Sağ olasın abi. Sağ olasın abi.
Heh, az önce bindi de arkadaşlar selam veremedik diye. Normalde buradan gidip göl ovasına mı çıkacaktı? Alapınar'ın altında. Alapınar'ın köprüsüne bağlanıyordu. Ondan evet. Orada bağlantılar var. Şimdi mesela Şişran'a gir, Çamlı'ya gir, Giresun'a gir, Giresun'a gir. Ne oldu? Orayı yarıda kaldı ha? Öyle kaldı. Neyse normalde işte eskiden o sırt kapağı da alternatif yolu da yarıda bırakıldı kaldı yani. Yoksa oradan öyle fazla bir sorun yaşanmıyordu ama işte o şekilde yarıda kaldı. Normalde şu karşı tepeden çıkıyoruz arkadaşlar. Orası kısa, daha kısa yol. Ama velakin şu var. Tipi vurduğu zaman, kar vurduğu zaman yolları kapatıyor. Yani kepçe açıyor 5-10 dakika sonra yol tekrar kapalı. O yüzden bu alternatif yolu kullanırız da. Aslında burayı da buralara açsalar değil mi? Açmıyorlar işte. Sıkıntı o. Arkadaşlar belediye de yetiştiremiyor yani. Köy tarım yetiştiremiyor. Köyler çok, araçlar az. Öyle değil mi? Muhtar, devletle ne yapabiliriz? O kadar. Arkadaşlar köprüden karşıya. Dere yolundan devam ediyoruz. Dere yolu diye tabir ettiğimiz yer. Dağların arasından geçiyoruz arkadaşlar. Alttan üstler falan, sırtlar hep köy dolu. 120 tane köy var. Yazın burada mangal falan yapıyorlar. Arkadaşlar bulunduğumuz yerin yazı ayrı bir güzellik, kışı da ayrı bir güzellik. Çaltı mıydı burası abi? Evet, Çaltı. Şöyle Çaltı köyünde çekelim. Bu ne ya ben bunu görmedim daha önce. Trafo mu ne? Trafoymuş. Arkadaşlar şöyle bir girdik dereden, dere boyundan bu sefer şöyle çıkacağız. Sırttan tepeden yukarı çıkacağız. Kışın buradan aşağı inmek sıkıntı pek daha buradan aşağı. Arkadaşlar burası bir buz tutuyor. Petrimurt'a oradan seke seke geliyor. Gerçekten ya biraz sıkıntı. Hayır abi canlı yayın yapmıyorum. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Şöyle göstereyim. Murat'tan ne kadar diyeyim. YouTube'dan babanıza ayırdığınızı izleyin. Bak tiyatro durusu nasıl ya sallıyor. Bak hemen. Bak. Hoca da öyle bak. Böyle. Güzel bir. Şu karşı köy hangisiydi? Köy çıktı da. Şu güzelliğe baksana. Bu uzunmalar, yaylalar falan eskiden çam ağacı. Biliyor musun? Rus işgalinden sonra 1. Dünya Savaşı'nda yakılıyor biliyor musun? Yoksa buralarda hep çam var zaten. İstiklere falan çıkartıyorlar, suyun içinde çıra yapıyorlar. Çam ağacı. Evet.
geldik. Başdoğusun köyüne. Ercan abi de burada. İyileşmiş yaralı Ceylan. Arkadaşlar şurada bura Çalor Başdoğusun köyü dediğimiz. Gösterim diyor. Başdoğusun köyü konağı. Arkadaşlar biz şu karşı dereden geldik. Yol değişikliği yaptık. Şu karşı dereden geldik. Buradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Gerçekten de böyle kısa kısa sizlere gösteriyorum ama gerçekten birkaç saatlik yol. Normalde 30-32 kilometre yol arkadaşlar. 32 kilometre yolu biz 2 saatte gidiyoruz. 2,5 saat hatta sürüyor. Böyle bir zorlu gidiş. Böyle bir zorla gidişti. Eskiden arkadaşlar burada zaten senenin 3-5 ayı kapalı yürüme. At, eşek, kızakla, alternatif araçlar. Arkadaşlar şöyle rampadan çıktık. Burası neresi abi? Hangi köy bura? Başlasın. Öbür adı neydi? Başlasın. Çalur aşağısı değil mi? Mahallesi değil mi? Aa, mezrası. Burası yeni kuruldu. Ha, burası yeni kuruldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada kaç ara var? 5-6 tane var değil mi? Burası biraz daha modern bir köy ya. Yeni yapılan. Ha, yeni yapılan ha. Ama yer de güzelmiş, tam çam ağaçların dibinde. Soğuğu, ayazı kötü ya. Burada kar oluyor, bizde kar olmuyor mesela. Eriyor. Ya gerçekten güzel bir manzara arkadaşlar, çam ağaçların arasında. Arkadaşlar bulunduğumuz yer zaten Karadeniz iklimine de sahip. Yani biz bu bölge biraz daha Şirana yakın, Gümüşhane'ye yakın. İklim, Karadeniz iklimi de var bizde. Karadeniz iklimine sahip aslında. Öyle de deniliyor. Şöyle güzel bir yol manzarası. Sırf bu videoyu çekmek için arkadaşlar bu yolu, zorlu yolluklarda geçiyorum. Yollardan geçiyorum. Aslında kasabada bir işim yoktu ama sizlere göstermeye çalışıyorum ben de buraları. Böyle bir yolculuk olsun dedim. O yüzden yol ücretini Sayın Muhtar ödüyor. Sayın Muhtar'dan. O gerçekten güzel. Yani kartpostal gibi. Kesinlikle. Sicre ya. Demek ki orçulu geldi. Buralar da var. Yok. Buradan şimdi daha ana şey öbür yola bağlanacağız. Bu yokuş aşağı gelmez sıkıntı buradan Murat. Bir kayısı var ya buradan aşağı uçulur ha. Ama gerçekten de güzel. Güzel bir yol manzarası var. Şu yolcularımıza bir bakalım. Yolcular ne durumda? Muhabbet sohbet durumunda da yolcular. Derin sohbetlere. Gelişte güzel oluyor ya. Kimin elinde canlı tavuk, kimin elinde. Tam köy minibüsü. Harbiden ha. Bıçaklar dolu, kimin yanında leğen. Arkadaşlar işte haftalık pazarlık oluyor Perşembe günleri. İnsanlar ihtiyaçlarını görmek için mecburen buraya gidiyorlar. Arkadaşlar o dereden yukarıya çıktık. Tepeye tırmanıyoruz. Bu ikinci alternatif Çalor yolu. Bunu kullanacağız çünkü öbür yol hava sahası dediğimiz yer şu anda kapalı. Burada çok uzun. 3 saattir yoldayız arkadaşlar. 3 saattir daha 1 saatlik bir yolumuz da var. Şartlar kötü.
mesela bu yolu yokuş aşağı gitmek biraz sıkıntılı. Ama şu anda buzlanma olmadığı için biraz daha rahat da yokuş aşağı gelsek de uçurumun kenarında gidiyoruz aslında. Onu da sizlere inerken bir böyle birkaç dakika sizlere göstereceğim. Ama bu tarafa oturmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Fiyatlı durduğunu buraya oturtturayım ben. Ağırlık bastım abi. Bu ne zaman güzel biliyor musun? Sis oluyor ya böyle kaplıyor. Geçen çektim çok. Deniz gibi sis denizi. Bulut denizi. Ha yola çıktık. Göstereyim sizlere. Sisli bir hava var. Buradan Meri Şeref'e doğru ineceğiz arkadaşlar. Böyle yokuş aşağı ineceğiz. Ha işte buradan yokuş aşağı iniyoruz. Ana yola bağlanacağız. Daha sonraki süreçte sizde Refah'ya pazarını çekeceğim. Buraları göstereceğim. Yol buradan şuradan aşağıdan ana yola bağlanacağız. Böyle geldik kasabaya, Refah'ya geldik. Kâğıt olursa sak evet. Olun benim. Hüseyin evet, abimiz burada. Sağ selim geldik. Nasıl darasız. Şöyle. Yollar kaygak. Murat'ın marketini de biz ziyaret edelim. Doğa Gıda'yı da biz ziyaret edelim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk abi. Ben YouTube'dan geldim, izlersin abi artık. Sağ ol abim, hoş geldin. Arkadaşlar böyle sipariş böyle köy bakkalımız bizim. Köyde geldin mi? Böyle. Gelmediğimiz zaman da arıyoruz. Kendisi gönderiyor bir şekilde bizlere. Hadi göstereyim size. Çay koy. Çay koymuş ya. Çay koymuş, gelip burada kahvaltı yapacağız. Şöyle bu da köy, İstanbul'a gidelim minibüs. Evet. Şöyle. Şu anda muhtar malzeme indiriyor. Aynen öyle, şöyle bir çekeyim sizlere. Arkadaşlar şöyle minibüs geldi. Bak Cengiz abi. Bak şimdi seni YouTube'da meşhur ediyorum. Sponsor oluyorsun sen de. Arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle videolarımızı yayınlıyoruz sizlere. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Geçen Erdincan'a çektik. Bu sefer de Refah'dayız. Cengiz abimiz Orçul Turizmi Akşemre'ye çekiyoruz. Böyle köy minibüsleri buraya yanaşıyor arkadaşlar. Eşyaları indiriyor. Neden bunu tercih ediyorlar? Çünkü Orçul'un bölgenin bütün yükünü bu taşıyor. Cengiz abi. Neden seni tercih ediyorlar abi? Baba burayla İstanbul'un eli ayağı gidiyor. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. O tarafta yazaneye götürdüm. Neti abi götürecek mi? Yok yok yazaneye git. Çobanın yanında oturttur. Kimliğini versinler hemen aslında. Ne? Lan nerede kahvaltı yapıyorsun? Lan şurada şimdi şey yaparız ya şöyle. Orada bir şeyler yeriz. Aynen şöyle köy minibüsleri yanaşıyor buraya. Şöyle kasaba böyle çekeyim sizlere. Refah'ya burası arkadaşlar. Kasabamız. Şöyle Orçul Turizm de burada. Akçemre'yi de çekeyim sizlere. Evet. Böyle köyden gelenler eşyalarını İstanbul seferi yapıyor arkadaşlar. Kimi? Gene de şöyle bir daha gösterelim. Bakın bir tane daha minibüs geliyor. Gazipınar köy minibüsü geliyor arkadaşlar. Dursun abimiz de burada. Arkadaşlar diğer bir tane minibüs daha geldi. Yakın köyümüzde minibüs. Onbaşı Erdal da burada. Karizma bugün yine. Erdal abi ne yapıyor? Ha. Bugün çok şıksın ya. Hükümete geldin. Valla saç sakları kullanıyorlar. Arkadaşlar buranın diğer adı hükümet diye geçer arkadaşlar. Hüseyin. Ne yapıyorsun? Ya geldin mi oğlum? Tamam. Hadi şöyle. Akın köyümüz arkadaşlar. Gazipınar köyü. Şöyle sizlere yolcuları da göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Orçul Turizmi'ne yanaşıyor. Köyden gelen İstanbul'a giden yolcular gidiyor.
Diğerlerde yine burada. Şurada nasılsın? Evet. Gösterim sizlere. İşte köy yaşamımızın bir parçası arkadaşlar. Böyle kasabaya gelme. Buradan aynı şekilde İstanbul'a gidenler. Abi nasılsın? Geçmiş olsun abi ya. Evet. İyi vallahi abi, nasılsın işte. Böyle ninemiz de iniyor. Evet. Gösterim sizlere. Rusun abi ne yapıyorsun? Evet Gazi, arkadaşlar Gazipınar köyü muhtarımız. Ya abi Dursun abi de burada bir yolculuk nasıl geçtik? Yolculuk çözler geçti bakayım. He. Vallahi yollar, yollar sıkıntı. Siz nasıl geçtiniz? Siz nasıl? Aynı şekilde abi, aynı şekilde. Arkadaşlar şöyle. Böyle gösterdim sizlere. Birazdan Refah'a, meydana geldik, pazara. Biraz sakin. Şöyle göstereyim sizlere. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Mesela şöyle İran çayı. Normalde kalabalık oluyor arkadaşlar. Hiç dolayısıyla sakin. Şöyle göstereyim sizlere. Aynen şöyle. Şöyle göstereyim. Normalde pazar yeri burası arkadaşlar. Hükümetin pazar yeri bura. Hava bugün böyle sakin. Fazla kimse de gelmemiş. Belli şeyler var. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyi. Hayır, Yılmaz Dayan tezgahına geldik. Yok, güzel de abi. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? Bereketli olsun ondan diyelim. Sağ olasın canım benim. Ha. Arkadaşlar, yolculuğumuz bildiğiniz gibi Orçul'dan başladı. Evet. Refah hükümette son buldu. Şöyle size kısa bir pazarda gezdirelim. Hemen dolaşın hemen. Şöyle. Mantar 10 lira. Sen mantarlarını alacak yerin var mı? Gel kızım gel. Var gidenler var Hırmaz abi. Cenaze menazeler var bu ara ya. Evet. Şeye geliyorum buğday meydanına ben. Sen burada buralarda göremiyorum seni oralarda. Nasıl gidiyor, ne var ne yok? Ha. Durman nasıl? Lahana tane 20 değil mi? İşten nasıl? Arkadaşlar yazın. Hırmaz abimiz yazın. Lahana ne kadar? Yazın da köye gelir. 20 lira efendim. Hadi göstereyim. Evet. 20 lira kampanya mantarlar. Yılmaz Başmanav'ına hoş geldiniz. Emin mi? Böyle dayıcım. Arkadaşlar size göstereyim. Siz gelin de buralarda size göstermek istedim. Normalde buralar kalabalık oluyor arkadaşlar. Malum yollar kapalı. Kolay gelsin babacığım. Malum yollar kapalı. Zaten de birazcık daha az. Pazarda zaten az kurulmuş. Şöyle göstereyim sizlere. Kolay gelsin abi. Nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ha, işler nasıl abi? Var mı? İşler kesas. Sakin değil mi? Yok. Allah yardımcımız olsun cümlemizin abi. Ne diyelim? Arkadaşlar göstereyim. Hangi türü veriyoruz? YouTube'da, YouTube'da. YouTube'da yayınlıyoruz. Aha, YouTube'da. İnternetten yayınlıyoruz. YouTube'dan şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Biraz ya da. Allah kolay gelsin, bereketli olsun kardeşim. Göstereyim size arkadaşlar. Normalde hükümet kalabalık oluyor bu ara işte. Biraz sakin. Öyle. Pazar tezgahlar da kurulu değil zaten çoğu. Yani sakinlik var. Göstereyim sizlere. Köy yolları malum kapalı. Onun da etkisi var zaten. Öyle. Çok güzel. Sizlere, arkadaşlar sizlere kısaca
hükümeti göstermiş olduk. Geliyorum birazdan. Kolay gelsin babacığım. Kolay gelsin. Şöyle gösteririz hükümeti sizlere arkadaşlar. Oğlum yolların kapalı olmasından dolayı biraz sakinlik var etrafta. Limoncular, abimiz de burada limon getirmiş, satıyor. Kolay gelsin, bereketli olsun. Eyvallah. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle buradan çıkıp Saat Kulesi'ne doğru ilerleyelim. Yazın buralarda bayağı bir yoğunluk yaşanıyor. Şu anda Efe'de sakinliğe bürünmüş. Böyle. Böyle sağlı sollu sizlere göstereyim arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle çekim yapıyoruz abi. Şöyle kısa da göstereyim sizlere. YouTube'da yayınlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hükümetin sakinliği. Normalde yazın buralarda. Şinel nasıl? Ne var ne yok? İdare eder ya. Çok ha. Sıkıntı diyelim. Kışın sıkıntı var Refah'ı ya. Kışın sıkıntı arkadaşlar. Yazın güzel köy yolları da biraz sıkıntılı. İnsanlar çekiliyor. İstanbul falan biraz önce mini otobüsle sizlere gösterdim. En son kalanlar da gidiyor. Bizler hala buradayız. Göstereyim sizlere. İncirler. Bunlar çoğu. Buranın meşhur pestilimiz burada arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Erdincan kayısı diyecektim. Üzerinde Malatya yazıyor arkadaşlar. Erdincan da var. Erdincan da burada. Erdincan burada değil mi? Ha. Erdincan kayısı burada tut. Aşağıda tut da tut. Böyle çok yaparlar bizim tarafta. Cimri'den değil mi? Hurma da Erdincan'ın deme şimdi. Yolanı söylüyoruz. Sağ olasın. Böyle. Hadi de söyle, Saat Kulesi'ne doğru gideyim en son. Orada. En son bir de gidişte kısa bir çekim yapacağız. Şöyle Refah'a, hükümet. Genelde kimse Refah'a demez arkadaşlar burada. Hükümet diye söylerler. Şöyle en son Saat Kulesi'nde sizlere çekeyim. Daha sonra da böyle. Ya göstereyim sizlere en son noktada girişte bitireceğiz videomuzu. Yayınımızı şöyle. Hükümetin meşhur Saat Kulesi. Öyle. Refah'lar biri zaten burayı. Şöyle göstereyim. Evet. Evet, sağ solu sizlere göstermiş oluyorum. Böyle hükümetin aşağısı postane. Zaten arkadaşlar kasaba o kadar büyük bir yer değil. Öyle bir gidiş, orası bura. Şöyle meydan. Hem de postane, hem de postane gideceğim bir işim var böyle. Sizlere göstermiş oldum. Burada eczane. Şöyle kısacası gösterdim sizlere. Arkadaşlar bir de şöyle gidişi ufaktan bir çekeceğim. Böyle size. Arkadaşlar şimdi çıktık. Rafa'dan çıkış yaptık. Köye doğru gidiyoruz. Şöyle kısaca size yolu göstermek istedim arkadaşlar. Şu kalı dağ var. Karşı tepeyi aşacağız. Ondan sonra da birazdan zincirleri takacağız. Size kısa kısa gidiş yolunu da göstermiş olacağım. Şöyle göstereyim size. Erdincan istikamet yolu burası arkadaşlar. İstanbul'a gelen yol. Refah'dan çıkan yol. Direkt Erdincan bir soldan yukarı doğru çıkacağız. Evet. Şöyle Pedro'la gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle de arabanın içinde bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Cihat da dursun burada. Evet. Ahmet Kübra burada. Hocamız da burada yine. Ekip ruhu var. Arka kazan mazan arkadaşlar. Şöyle evet, yolcuyuz. Evet. Sabah kalabalık da biraz İstanbul yolcuları falan. Gidiş her taraf dolu arkadaşlar.
Bizde ekip ruhu var. Ekip ruhu, aynen öyle. Ekip ruhu demek hepsi bir kapı. Öyle. Arkadaşlar şöyle Opet'te durduk, gidiş yolu şöyle göstereyim size. Böyle taşlar kamil koştan böyle burayı zaten bilmeyen yoktur. Böyle göstereyim size karşı dağlar karlı. Arkadaşlar bulunduğumuz yer Refah'ı arkadaşlarız. Şöyle göstereyim sizlere. Birazdan da şöyle ileride soldan biz dağ yoluna vuracağız arkadaşlar. Yukarı doğru zincirleri takacağız. Oradan yukarı doğru vuracağız. Evet, sizlere de göstermiş oldum. Dedim hem gidiş yolunu da çekim birazcık kısa kısa göstereyim sizlere. Yansıtayım. Nasıl bir yaşam sürüyoruz. Sizlere bölüm bölüm zaten gösteriyorum. Şöyle. Şöyle bir köyler. Mobilyadan gidiyoruz. Böyle. Merişerif köyünden yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar. İleride zincir atacağız. Oradan da devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle çıktık Merişerif Yurtbaşı köyünden geçeceğiz. Böyle köyde sizlere göstereyim dedim. Böyle içinden geçerken de çekeceğiz. Eski toprak taş evler arkadaşlar. Kerpiç ev dediğimiz şekilde. Sizlere de göstermiş oldum arkadaşlar. Yeni yapılar var, eski yapılar var. Köy aslında aşağıda taşınmış. Yarısı burada hala burayı bırakmayanlar var. Düz alana çekmişler köyü. Böyle. İşte arkadaşlar Anadolu'da bir köy diyoruz ya işte orada uzakta bir köy var işte. Orada uzaklardaki köyleri sizlere yansıtıyoruz, gösteriyoruz. Çekimlerle daha güzel çekimlerle sizlere karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar. Sizlere göstereceğiz. Öyle şöyle çıkış yaptık. İleride zincir takıp gidiş yolunu size kısaca size nakledeceğim. Arkadaşlar şöyle bu rampadan vuracağız. Şu tepe karşı tepeyi açacağız. Oradan aşağı direk doğru gideceğiz. Bayağı bir yolumuz var daha. Böyle kısa kısa sizlere gösteriyorum. Burada bir mandıra var. Mandıra açmış arkadaşlar şöyle. Etrafı da sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Abi sağa sola yalparıyoruz, zinciri vuralım bize. Belki o zaman. Vallahi bu düz yerde yansan zinciri vursan yolu Fethi abi. Valla yoksa. Sen dedin ben önümden korkmuyorum. Valla bir şey diyeceğim, benim de acayip hoşuma gitti. Böyle bayağı drift oldu. Ya drift oldu, ölümden yani, korkmuyoruz ayrı yalnız, bir şey de. Yalnız bir şey diyeceğim. Yolda kalmaktan korkuyoruz. Hayır bir şey diyeceğim. Ha. Bir de bu tırımızı tebrik edeyim. Adam zaten bu dağların kurdu olmuş artık. Ha. Maşallah. Evet. Gayet böyle rahat rahat hem driftimizi yapıyoruz. Tabii adrenalin diz boyu. Ne tarafa baksan tarih doğa kokuyor zaten. Aynen öyle. Evet. Bence zincirsiz devam ki. Ama buradan aşağı baş tozundan aşağı zincirsiz parçamızı bulamazlar Allah. Aramasınlar canım parçamızı. Madem bulamazlar. Adamın daha çoluk çocuğu ufak ya, daha umurtan ufak. Bizim de ufak. Sen sonunu düşünmüyorsun. O pedenin önünde geçirmez. O kahraman olmak istemiyorsun. Aslında ulaşıyor. Kader ayrı bir şey. Allah'ın dediği her zaman olur da. Şimdi bizimle de zincir takmak varken böyle ben, bir fantazilere gidiyor. Ben olsam mesela, ben kullanıyor olsam kesin zincirimi takmıştım. Şimdi ben şuna güveniyorum. Bu adam artık hani... Bıraksan gözü kapalı büyük ihtimalle bu araba gider herhalde köye, değil mi? Yani kapan bakın hele bir gözünü. Şimdi bir de bunun üstüne adamın tecrübesi ekleniyor ya. Şimdi araba kendi gider. Ama hazır imam da varken arabada imam yani, da var.
İman var ama bu tiyatroda iman yok işte. Olay var, iman var da iman yok. İşin tiyatrosu da orada zaten. İman var ama iman yok. İmansız adam var burada, yoksa sorun değil. Arkadaşlar bu arada size şöyle güzel bir manzara göstereyim arkadaşlar. Bu gösterdiğim dağların diplerinde her birinde bir köyler var arkadaşlar. Nereye göstersem aslında her dağın bir yamacında bir köy var. Karlarla kaplanmış. Beyaz yaslar. Böyle güzel bir manzara size göstereyim. Şöyle Sultan Yaylası'na çekiyorum arkadaşlar. Orçun derinlik bölge arkadaşlar burası. Şöyle sizlere gösteriyorum. Orçun arkadaşlar, Orçun dediğimiz bölge burası arkadaşlar. Bizim Tağar Költaş tepeler burada. Böyle gidiyoruz. Sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. 120 yakın köy var burada. 120 tane köy var. Ama tehlikeli bir yoldan gidiyoruz. Şöyle göstermiş oldum. Güzel. Ben beyaz yer arkadaşlar, taraf karlı kaplı. Böyle bir manzarayı başka bir yerden görmezsiniz. Orçuk'u da gösterdim sizlere. Başdostum köyünden gidiyoruz, zincir takacağız arkadaşlar birazdan. Arkadaşlar bizleri izleyen herkese teşekkürler. Şöyle sizlere pişlak titanı şöyle göstereyim. Karşıda da şöyle Armutlu köyünü de çekeyim size arkadaşlar. Karşı Armutlu köyü. Şöyle köy çukuru Armutlu şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Yayınımızda bu kadar. Orçun'dan sevgiler, Erdinyan'dan size sevgiler, selamlar. Çıkınızda her daim umut olsun dostlar diyoruz. Şöyle son kez böyle çekeyim. Sizlere göstereyim. Böyle aşağıya gidiyoruz zaten. Altlarından da köy ineceğiz. Sevgiyle kalın dostlar diyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bugünkü yolculuğum sizler için şöyle göstermek istedim sizlere. Nasıl bir yol hali alıyoruz. Nasıl bir yerlerden geçiyoruz. Sizlere farklı gösterim. Bu arada da kayıyoruz abi. Evet. Var. Şoförümüz çok çok uzman olduğu için zincir de takmadı. Zincir de takma gereği duymadı ama Allah sonunlar yesin diyoruz. Evet. Ülke kurunca ünlerimizin imamımıza güveniyoruz. Aynen öyle. İmam hazır ama imam da hazır. Allah'tan şeyden pamuk da aldık. İmam hazır. Yo, imam hazır. Evet arkadaşlar hoşça kalın diyorum.